KRT ekranlarından merhabalar. 17. saatle karşınızdayız. Gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Şimdi yayına girmeden bir yarım saat 40 dakika önce NATO'da o sonuç bildirgesi açıklandı. Şimdi dikkat çeken en önemli başlıkla isterseniz başlayalım programımıza. Baltık ülkelerinin savunma planı kabul edildi dedi NATO. Şimdi bunun ne anlama geldiğini soracağım. Litvanya Cumhurbaşkanlığı da bunu açıkladı ve Türkiye NATO'nun Baltık planına onay verdi açıklaması yapıldı. Şimdi ortada bir YPG konusu vardı. Türkiye YPG'nin terör örgütü olarak NATO'nun da tanımasını istiyordu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu Baltık ülkelerinin tanınması Türkiye açısından ne anlama geliyor? Stoltenberg'in açıklaması var. NATO'da YPG'nin nasıl tanımlanacağı konuşulmadığı ifadesinde kullandı. Nasıl okumalıyız biz bu Baltık planını onay verme konusunu? Yani NATO'nun Rusya'yı hedefe koyan ve Baltık ülkelerine Rusya'dan tehdit geldiği faraziyesine dayalı olarak o bölgede savunma planlarını güçlendirmeyi hedefleyen yaklaşıma bu zirvede onay çıktı. Türkiye bunu işte PYD-YPG şartına bağlamıştı. İşte Suriye'de de siz de onu tanıyın şeklinde. O böyle belli ki geçiştirilmiş. Yani o konu Türkiye'nin istediği şekilde geçmemiş. Öyle anlaşılıyor. Ben öyle anlıyorum. Ne olacak bundan sonraki Rusya ile ilişkilere bu peki nasıl yansıyacak? Yani hem Rusya ile diyaloğa devam edeceğiz diyorlar, hem de Rusya'ya karşı işte Rusya saldırırsa diye Baltık ülkelerini takviye etmeye, savunmalarını takviye etmeye karar veriyorlar. Dolayısıyla bu Rusya'yı tehdit ve düşman olarak gördüklerinin tescilidir. Türkiye'ye mesafeli bir tutum takınmak suretiyle de Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine de bir anlamda bir rezerv koymuş oluyorlar. Açıktan söylemeseler de bunu NATO zirvesinde çok fazla dillendirmemek suretiyle ve fazla da birliğe vurgu yapmak suretiyle de işte içinde bulunan durum bir anlamda örtülmüş oluyor. Yoksa Türkiye'nin haklı olarak PKK ve PYD'yi birlikte terörist olarak değerlendirme talebi var ve bu talep dikkate alınmıyor. Bir terörizme karşı genel ifade kullanılmak suretiyle. Evet, birlik, beraberlik, mücadele konuları öne çıkıyor. Hayır, yani terörizme karşı mücadele. İşte 5. madde gereği sınırlara yönelik saldırıda tedbir alınması falan. Şimdi tabii burada... Biz ne elde ettik o zaman? Gökhan Bey, hiçbir şey elde etmedik yani. Bir şey elde etmemiz de beklenmiyordu zaten. Yani PYD'yi de YPG-PYD'yi de terör örgütü nitelendirmesine dahil edilmesini istiyorduk biz. Bu gerçekleşmedi. Yani öyle anlaşılıyor. Şu ana kadar basına yansıyanlardan bunu anlıyoruz. Stoltenberg'in açıklamaları bunu anlıyoruz. Şimdi şöyle şeyler oluyor. Tabii bu zirveye gelmeden önce askeri ve siyasi komite çalışıyor. Bu komiteler bir takım taslaklar hazırlıyor ve ülkeler... Bu temsilciler ülkelerin siyasi iradelerinden aldıkları direktiflere göre bir takım tutumlar geliştiriyorlar ve rezerv koyuyorlar bazı maddelerin işte gündeme alınmasına ya da işte karar haline dönüşmesine engel oluruz şeklinde veto haklarını kullanacaklarını ifade ediyorlar ki Türkiye bunun işte bir anlamda işaretlerini vermişti. Fakat bunun mümkün olmadığı siyasi liderin işte Cumhurbaşkanı'nın orada bulunması esnasında beklenenin olmadığı, ikna edildiği ve bunun o kadar da önemli olmadığı gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani NATO'daki varlık, birlik, beraberlik. Tabii bu arada S-400'lerle ilgili de açık şeyler var. Yani NATO Genel Sekreterinin açık bir tavrı var. Ben de biraz önce radyoda gelirken dinledim. NATO sistemine asla entegre edilemeyeceğini söylüyor. Entegre edilemez diyor. Yani biraz Türkiye bu konularda başı ağrıyacak. Tabii Trump'ın söylediği
İşte Türkiye'nin NATO'nun dışına çıkartılması tartışılıyor falan diye. Kimsenin öyle bir hakkı yok yani, bir ülke kendisi isteyip de istifa etmiyorsa üyelikten, öyle bir defa ortak karar alınıyorsa, ortak karar yani herkesin oluruyla bir karar alınıyorsa, böyle bir garabet olamaz. Yani Türkiye hayır derse bloke eder, kendisi çıkmak istemiyorsa nasıl atacaksınız Türkiye'yi? Yani böyle bir tuhaf. Ne bekliyor zaten Türkiye peki bundan sonraki süreçte? Rusya, işte daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, işte Fransa'nın açıklamalarını biliyoruz. Ona da birazdan değineceğiz. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını, Macron'un açıklamalarına değineceğiz birazdan. Bundan sonraki süreçte nasıl okumalıyız? Ya bundan sonraki süreç çok karmaşık. Çok bir pencereli süreç. Bir süreç var değil mi? Çok pencereli bir evin işte hava alması için bir taraftan rüzgar esti mi o tarafı kapatıyorsunuz, öbür taraftan rüzgar alıyor falan filan. Yani çok karışık bir, karmaşık bir dünya var. Dünya iki kutuplu bir dünya düzeninden tek kutuplu dünya düzenine kolay geçti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tek süper güçtü ve o da NATO'ya aitti. Yani NATO'nun bünyesinde liderdi. Ve dünyada bir türlü kararı, Çin yeteri kadar yükselmemişti. Rusya çok dağınıktı. Zaten yardım programlarına tabi olmuştu biliyorsunuz. Batı'nın yardımıyla bir süre Rusya ayağa kalktı. Oradan işte nükleer silahlar falan çalınmasın vesaire diye kamu düzenini sağlayabilmek maksadıyla Batı'nın yardımı oldu Rusya'nın ayağa kalkmasında. Fakat bir süredir işler değişti. Yani bunu nereden görüyoruz? Irak'ta mesela Amerika Birleşik Devletleri tek başına müdahale etti, işte koalisyonla İngiltere'yi falan da yanına alarak. Fakat Suriye'de karşısında bir güç olarak Rusya'yı buldu. Irak'ta bu güç yoktu. Yani 2003'te o müdahaleyi yaptı. 2011'den beri Rusya'da patinaj yapıyor ama aynı Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Dolayısıyla çünkü bu kez Rusya var. Rusya var. Rusya yükseldi. Çin yükseldi. Bunlar tabii önemli faktörler. Türkiye önemli ölçüde sorguluyor. Çünkü yaşadıkları yakın süre zarfında yani geride kalan birkaç yılda yaşadıkları, öncesi de var. İşte PKK'ya destek veriyor. Irak'taki uygulamalarını biliyoruz. Türk askerinin başına çuval geçirme olayı var. Suriye'de yaptıkları var. İşte 15 Temmuz'da yaptıkları var. Şimdi hala koruyorlar aynı adamları. Dolayısıyla Türkiye bir sorgulama sürecinden geçiyor. Ama Türkiye'nin çat kapı NATO'ya hayır diyecek hali yok. Çıkarsa daha büyük problemleriyle karşı karşıya kalabilir. Ve milli gücü tek başına savunmasını yürütmeye elverişli değil şu andaki gücü itibariyle. Onun için attığı her adım sınırlı kalıyor. Sınırlı da kalır zaten. Bu bir milli, bu bir güç meselesi. Yani Rusya ile ilişkisini sınırlı tutuyor. İşte Amerika ile çatışırken bazen uzlaşıyor, bazen çatışıyor. Şimdi YPG dediğiniz, PYD dediğiniz unsuru yaratan zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa ile beraber, İngiltere ile beraber Suriye'deki müdahalesinin sonucu ortaya çıkan bir tablo. Yani biraz bizim de kendimizi, kafamızı herhalde vurmamız lazım. Yani 2011'de PYD mi vardı? Yoktu. Türkiye Suriye politikasında büyük bir hata yaptı. O hatanın bedelini ödüyor şimdi. Yani kendi yarattığı canavarla, kendisi tam yaratmadı belki ama koşul, kendinin de vesile olduğu koşullarda işte ortaya böyle bir durum çıktı. En şimdi, başta o 2011'de ülke tabii, çıkarları biraz daha göz önünde bulundurdu. Adımlar atılsaydı yani, belki hiç bugünlere gelinmezdi. AK Parti Cumhuriyeti doğru düzgün ulusal çıkarlar çerçevesinde yürütmek yerine kendi kafasına göre bir cumhuriyet yaratıp ona göre de bir dış politika inşa etme gayreti içerisinde olmasaydı bugün bunları yaşamazdık yani. Çok çünkü önemli. Amerika Birleşik Devletleri tek başında Suriye'yi bölemezdi. Bizi de yanında aldığı halde hala
tam istediğini gerçekleştiremedi. Şimdi oradan geldik. YPG, PYD'yi bugün tehdit olarak görüyorsak arkasında bizim hatalarımız var. Kim var bugün onun arkasında? Amerika Birleşik Devletleri var. NATO'da şimdi şöyle bir karar çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Yani PYD terör örgütüdür dese, PKK terör örgütüdür diyorlar. Yıllardır desteklemiyor mu bu ülkeler? Evet. Yani hiç. Şimdi, hiçbir yaptırımı yok. Ya, gayet tabii yani. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tonlarca silah veriyor. Hı hı. Binlerce silah veriyor. Herkesin, her şeyin göz önünde. Herkesin ve her şeyin göz önünde. Herkesin tabii. Göz önünde. Açık cereyan ediyor her şey. Hı hı. Şimdi tırlar NATO'da dolusu. Gidiyoruz. Orada terör örgütü olarak nitelendirir mi adam? Nitelendirmez. Yani. Hı hı. Bu talepte de bulunmamak belki de gerekir. Çünkü yani bir şeyi çok isteyip de gerçekleştiremiyorsanız bu sefer siz kendiniz de patinaj yapıyorsunuz demektir. Onun için Türkiye çok zor bir coğrafyada yaşıyor. Hı hı. Çok düşünerek adım atacak. Kendi içinde kavga etmeyecek. Geçmişiyle hesaplaşmak adına yanlış adımlar peşinde koşmayacak. İşte şimdi karşı karşıya kalınan manzarada bugün Suriye'deki yanlış politika var. Ve çok yakın dönemde fırsat çıkmıştı Barış Pınarı harekatı esnasında. PYD Suriye'nin emrine verilseydi daha farklı bir durum çıkardı ortaya. Amerika uzaklaşma noktasına gelmişti. Ama Türkiye hem PYD'yi hem Esad'ı hedef alınca harekat istenilen kadar büyük siyasi sonuç doğurmadı. Çok başarılı olmasına rağmen, iyi de siyasi sonuçlar doğuracak durumda olmasına rağmen. Neden? Çünkü bir ikircikli politika var. İkircikli politika işte bunu doğurdu yani. Şimdi yine NATO'yla devam edecek olursak, dün dört ülkenin başkanları, cumhurbaşkanları bir araya geldiler. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda işte masada Suriye, mülteciler, terör örgütlerine verilen destek, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde önemli başlıklar vardı. Şimdi dörtlü zirvenin sonunda yapılan açıklamalarda işte İngiltere, sivillere saldırının durdurulması için uzlaşıldı ifadesini kullandı. Suriye başlıkta bu dört ülke toplandığında. Merkel, yapıcı ve faydalı bir zirve dedi. Macron işte Suriye krizinin sona erdirilmesi için çalışmaların sürmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi dilekler ve temenniler her zamanki gibi güzel ama yine Suriye başlığında değerlendirdiğimiz zaman bu dört ülkenin başkanları ve cumhurbaşkanı yine aslında elle tutulur somut bir şeyi dünkü o toplantıda da göremedik değil mi? Yok. Olmadı. Evet. Olmaz da. Olmaz da. Bence Türkiye'nin bu konuda Suriye konusunda daha farklı adımlar atması gerekiyor. Yani sadece mesele o sınırımızdaki tehdit vesaire falan filan değil. Türkiye Suriye Devleti ile anlaşmalı ve artık bölgeye bir şekilde bölgeye Amerika'nın işte Macron'un, Trump'ın, İngiltere'nin, Almanya'nın elini sokmasına da fazla izin vermemeli. Bunu yapsa aslında çok şey değişecek. Bunu yapması biraz sonra belki bu Libya konusunu konuşurken de Suriye konusuna geleceğiz. Akdeniz'deki çıkarlar açısından da çok önemli. Yani Türkiye neticede kendisine bir bant oluşturdu ve buradan gelecek tehditleri ortadan kaldırdı. Koridoru engelledi. Çok büyük bir siyasi kazançtır bu. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğü ve orada sağlanamadıktan sonra egemenlikte paylaşımı esnasında merkezi güçlü bir devlet ortaya çıkmazsa ileride başımız hep ağrır. Yani buradan hareket etmemiz gerekiyor. Suriye devletiyle tam ittifak halinde olan bir Türkiye Doğu Akdeniz'de çok daha güçlü bir pozisyonda olabilir aslında. Olur, değil mi tabii. Baktığınız olur, zaman? Yani öyle görünüyor. Öyle görünüyor. En azından denenmesi gerekiyor. Çünkü mevcut politika onu güçlü kılmıyor. Şimdi gelelim şu beyin ölümü polemiğine. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir dedi. Şimdi buna önce işte Trump tepki gösterdi, sonra Merkel tepki gösterdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Şimdi böyle bir krizde aslında kenarda duruyor. NATO'nun geleceğini bir tehdit olarak mı, tehdit mi var NATO'da? Macron'un bu açıklamaları ne anlama geliyor? Beyin ölümü gerçekleşmiştir sözüyle ne anlamalıyız biz? Şimdi yani onu kendi dar çerçevesi içerisinde alırsak Türkiye'ye bir gönderme var. İşte yani
Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye gerekçe olarak vakiyle yaptı falan şeklinde bir şey var. Yani ittifak üyeleri müttefikler birbirlerine danışmadan iş görüyorlar. Yani Macron bize de danışın bu işleri demeye getirmiş olabilir. Yani bir büyük çapta bakıldığında Trump'la işte, konuşmasında sözlerimin arkasındayım da dedi bu arada dünkü. Ne diyecek yani sözlerinin arkasında? Dese ne olacak, demese ne olacak? Yani sözlerinin arkasından bir şey gelmiyor. Şimdi NATO bildirisine bakıyorsunuz. İlk 70 yılımızı geride bırakmanın gururuyla geleceğe bakıyoruz diyor. Nasıl beyin ölümü gerçekleşmiş? Yani bu bildiri Macron'u inkar ediyor. Macron kendisini istediği kadar sözlerinin arkasında olsun kendisi inkar etmiş. Evet. Yani şu bildiriye imza koymamış mı? Fransa'nın imzası yok mu burada? Var. Varsa hem beyin ölümü gerçekleşmiş hem de işte tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırda hazır bekliyor. Şimdi yani Macron golü kendi kalesine atmış oldu. Evet bu ifadeyle. Ama şöyle bir şey var. NATO tamam biz çıkarsak ülkemize başka problemler geleceği için baktığımızda kalsın diyoruz. Çünkü biz çıkarsak Kıbrıs alınacak, Yunanistan alınacak, şu Yunanistan diyorum, İsrail alınacak ve Türkiye tamamen bir çember içerisinde kalacak. Bu açıdan bakıldığında doğru bir yaklaşım olmaz çıkmayı savunmak. Ama NATO ne yapıyor? Kimin güvenliğini sağlıyor? NATO'nun üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ne yaptılar yakın zamanda? Suriye'yi bölüp parçaladılar. Evet. Öyle mi? Daha önce Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ile birlikte Irak'ı bölüp parçalamıştı. Libya'yı parçaladılar. Libya'da ne yaptı NATO? NATO'nun son yıllarda yaptığı tek bir iş var. Balkanlarda Sırpların yürüttüğü katliamın önüne geçti. Bosna'daki faciayı durdurdu. Onun dışında yaptığı bir şey yok. İşte Kosova'da da bir takım adımlar atıldı. Yani eski Yugoslavya topraklarında bir takım adımlar atıldı. Onun dışında NATO ne yaptı? 70 yıldır. Ya ne yaptı NATO? Ha Sovyetler Birliği varken diyelim ki Sovyetlere karşı caydırıcı bir güçtü. Tamam onu kabul edelim. Kendisi de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında önemli bir rol oynadı NATO. Yani kabul etmek gerekirse öbür yandan. Şimdi NATO kimin çıkarlarını ne için savunuyor? Türkiye hangi çıkarını savundu NATO? Türkiye'ye belki getirdiği bir tek şey vardır. O da Yunanistan'la Türkiye'nin harp etmesinin önüne geçmiştir. Kıbrıs'ı tanımıyorlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar. Yani NATO nasıl bir güvenlik sağlıyor Türkiye'ye? Ha içinden çıkarsan başka problemler üretmesi gerçeği başka bir şey. Ama NATO Türkiye'ye bir güvenlik sağlamıyor. Yani Rusya'dan mı koruyor Türkiye'yi? Halbuki Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri gayet iyi. Öyle bir tehdit hissetse Türkiye, demek ki S-400'leri almaz oradan. Ya da Suriye'de beraber hareket etmez. Şimdi dolayısıyla NATO gerçekten de bana göre Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra şeytani bir şekilde kendine görevler üstlendi. Neler üstlendi? Tehdit olarak dedi ki radikal İslamizm, sonra bunu radikal dinciliğe falan çevirdiler. O zamana kadar çok bir radikal dincilik yoktu. Yani dünyada böylesine radikal bir dincilik yoktu. Onlar telaffuz ettikten sonra radikal dincilik, IŞİD'ler falan çıktı ortaya. Arkasından ne oldu? İşte göçler dedi değil mi? Bir de terörizm dedi. Terörizm son derece sınırlıydı 1991'de, belirli alanlarda. Şimdi terörizm dünyanın her tarafında var. Dolayısıyla NATO kendisine bir yeni görev şemsiyesi yarattı, görev alanı açtı. İşte bu 1991'lerde yeni konsept gereği NATO kendisine iş buldu.
Sovyetler Birliği dağıldı. İşte terörizm, göç ve biraz önce ifade ettiğim gibi radikal İslamizmle mücadele. Şimdi bu radikal İslam arttı mı dünyada? 91'den bu yana arttı. Terörizm arttı mı? Arttı. Göç hiç olmadığı kadar tabii, arttı. Tabii. Bütün bunlar niye arttı? Bütün bunlar emperyalistlerin bölgedeki müdahaleleri sonucu arttı. Yani yakın zamanda Irak'a müdahale, Afganistan'a müdahale, Suriye'ye müdahale, Libya'ya müdahale. Buraya gelen Türkiye'de 4-5 milyon insan yaşıyor. Nereden geldi bunlar? Dolayısıyla NATO, işte bu dönem medeniyetler çatışması tezi de yayınlandı. Yani 90'lı yılların başında. O da artık ideolojik savaşlar dönemi bitmiştir. Medeniyetler savaşı başlamıştır. Batı'nın yeni düşmanı İslam'dır dedi Huntington. Ve arkasından bu müdahaleler geldi. Bunlar boşuna değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bu işi dünyayı dönüştürmenin aracı haline getirdi. Ve NATO'yu da bunun örgütü olarak kullandı. Bu dönemde tabii Amerika bütün dünyada askeri teşkilatını 5 bölgede, bir kısmı NATO'ya tahsisli, bir kısmı değil, alanda tutmak suretiyle, alanda yeniden üstlendirmek suretiyle dünyaya hakimiyeti. Ama şimdi Amerika zayıflıyor. Gelelim Macron'un beyin ölümü konusuna. Amerika zayıflıyor ve Avrupa Amerika'nın tahakkümünden de kurtulmak istiyor. Çünkü ticaret savaşları yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte Almanya ve Fransa Avrupa ordusunu tekrar kurmak istiyorlar. Ve bunu Rusya'yla da ittifak halinde mümkünse yapmak istiyorlar. Zihinsel arka planlarında böyle bir vizyon var, beliriyor ve bunun eskisi var, geçmişi var. Yani Adenauer'la De Gaulle'ün aralarında biliyorsunuz Batı Avrupa Birliği diye bir teşkilat kurulmuştu yıllar önce. Sonra o NATO'ya alternatifti, değildi, şöyleydi, böyleydi falan derken yaşamadı. Fransa'da askeri kanada tekrar dönünce tamamen önemini kaybetti. Fakat şimdi tekrar bir arayış var Batı'da. Almanya ve Fransa Avrupa'nın savunmasını ön plana çıkartan, çünkü ordularını da küçülttüler bu süreçte. Evet, evet. Şimdi tekrar bir arayış var. Yani ama NATO tabii bu birlik parçalansın istemiyor Amerika. Evet. Elinin altında tutmak istiyor Avrupa'yı. Ama aynı zamanda madem elinin altında tutacaksınız, siz de biraz katkı verin diyor. %2 gayri safi milli hasılalarının %2'si oranında biliyorsunuz bir katkı vermeleri bekleniyor. Macron NATO'nun bir anlamda gelecek 10 yılını, 15 yılını bir tartışmaya açmak istiyor diyebilir miyiz bu yapılan açıklamalar doğrultusunda? Evet, aslında yani bir anlamda öyle bir durum söz konusu. Yani onu söylemek mümkün. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey de aslında Avrupa'daki. Ancak şunu görmesi lazım Avrupa'nın, yani jeopolitik kavramı işte coğrafyayla, politikayla, askeri varlıklarla ve diğer coğrafyanın üstünde yaşayan her neyse onların hepsiyle alakalıdır. Ve Avrupa Birliği'nin kendi savunma kimliğini sahiplenebilmesi için mutlaka Rusya'yı ve Türkiye'yi de içine alan bir örgütlenme tasavvur ve tahayyül etmelidir. Ama Türkiye'ye yıllardan beri yapılan işte Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışında tutma çabaları bunun da önünü tıkadı. Yoksa bunun önü aslında açıktı. 90'lı yıllarda bu çok tartışıldı. Ama gerçekleşmedi. Zamanla bu ihtiyacın giderek
öne çıkacağını ben şahsen düşünüyorum. Peki bundan sonraki süreçte şimdi Fransa'nın Türkiye ile ilgili açıklamalarını gördük NATO üyeliği konusunda. İşte Amerika'dan zaman zaman farklı açıklamalar geliyor. Diğer ülkelerden farklı açıklamalar geliyor. Gelecek süreçte Türkiye yeni bir savunma ittifakları içinde olur mu sizce? Böyle bir ihtimali değerlendirir mi bundan sonraki yıllarda süreçte? Yani NATO çatırdamaya başladı aslında evet. Baktığımız zaman. Macron'un açıklamalarıyla birlikte. Bu soru aslında çok önemli bir soru. Yani bunun Türkiye'nin milli gücünü değerlendirerek bu soruyu cevaplandırmak lazım. Şu anda Türkiye, NATO Türkiye'ye içinde bulunmanın dışında bir katkı sağlamıyor. Evet, hiçbir katkısı yok. İçinde bulunmanın dışında. İçinde bulunma şöyle bir şey sağlıyor. Şimdi Rusya için Türkiye önemli bir rol oynuyor. Rusya Türkiye'nin nazını çekiyor bazı konularda. Mesela İdlib bunlardan birisi. Evet. Yani evet. Nazını çekiyor. Neden? Çünkü NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile Batı paktıyla kavgalı bir Türkiye Rusya'nın işine geliyor. Tabii onun silah sanayine katkıda bulunuyor, bölgedeki güvenliğine katkıda bulunuyor. Yani bakmayın siz Türkiye'nin Rusya'nın ihtiyacı olduğu konusuna, Rusya'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir ikincisi, tabii içinde bulunduğu için yeni üye alımı konusunda Türkiye'nin veto hakkı var. Mesela Kıbrıs'ı adam almaya kalksa veto hakkım var. Kıbrıs'ı aldığı zaman ne olursun? Seni kuşatır yani. Evet. İsrail'i aldı diyelim. Daha farklı bir jeopolitik resim çıkar ortaya. Ve baş etme güçlüğüyle karşı karşıya kalabilirsin. Ama bu ila nihaya devam eder mi? Etmez. Bu ila nihaya devam etmez. Çünkü NATO bugün 39 üyesi var yanlış bilmiyorsam. Ve 70'e yakın ülkeyle de işbirliği halinde. Yani başka üyesi olmasa bile işbirliği halinde olduğu ülkeler var. Çeşitli barış için ortaklık vesaire projeleri kapsamında 70'e yakın ülke. Yani bayağı köklü bir kuruluş. Bu Türkiye'nin tam olarak ekonomik bağımsızlığı ile alakalı bir konu. Ekonomik bağımsızlığını sağladığı an Türkiye NATO'dan NATO'ya ihtiyacını ortadan kaldırır. Ama bu gider de ille şu tarafa bağımsız politika yürütebilir. Türkiye büyük bir ülke. Yani herkesle geçinebilir. Bunun örnekleri de var. Bölge ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle doğabilecek tehditler. Ama dünya tabii çok hızlı değişiyor. Evet. Gökhan evet, Bey. Evet. Şimdi mesela Çin yükselerek evet, geliyor. Çin'i ki ona da dikkat Çin'le çekilmiş. Mesela bugün Rusya'yla bildirgede. Rusya'yla Çin'in arasında iyi ilişkiler var. Ama yarın acaba ne olacak? Bilemiyoruz yani. Rusya Amerika nerede olacak? Rusya geri planında Avrupa'yı yanında mı isteyecek Çin'e karşı? Türkiye'yi yanında mı isteyecek? Bunları bilemiyoruz. Yani jeopolitik dönüşümler önümüzdeki süreci de etkileyecek. Belki Amerika Birleşik Devletleri yarın diyecek ki Rusya'yı da içine alarak Çin'e karşı koyalım diyecek. Evet. Çünkü Çin gerçekten büyük bir güç. Ama tabii o zaman NATO'da yeni bir konsept yani. Arayışta başlar mı? Öyle başlar bir süreçte. Tabii. Başlar. Gelecek dönem başlar. İçinde. Onun için de zaten Türkiye ile ilişkileri de tamamen atmak istemiyorlar yani. Onu da görüyorlar bu gelişmeleri. Muhtemelen biz gördüğümüze göre onlar da görüyorlar. Peki, şimdi şu Türkiye-Libya anlaşmasıyla devam edelim mi? Şimdi geçtiğimiz hafta Libya arasında Doğu Akdeniz'deki yetki sınırlarının alanlarının sınırlandırılması ilişkin bir anlaşma yapıldı. Ancak buna tabii Mısır, Kıbrıs, Yunanistan tarafından yasa dışı denilerek tepki verildi. Şimdi bundan sonraki süreçte işte anlaşmaya getirilen eleştirilerin başında işte deniz yetki alanlarının sadece komşu ülkeler arasında belirlenebileceği yönündeydi. Şimdi neler söylemek istersiniz? Bu anlaşma sadece arka planında bu mu vardır? Yoksa Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldığımızda arka planında başka şeylerden de söz edebilir miyiz? Türkiye-Libya anlaşması çevre ülkeleri de baz aldığımızda ne anlama geliyor? Şimdi Türkiye-Libya anlaşması bir defa doğru atılmış, iyi bir adım.
Yani bunun altını çizelim ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde bizim için önemli bir aktör. Ama bu anlaşma, mutabakat, henüz anlaşma değil, mutabakat üçe bölünmüş Libya, hatta 2,5 diyelim ona. Libya'nın kanatlarından biriyle yapılmış bir anlaşma. Evet, Birleşmiş Milletler bu iktidarı tanıyor. Trablusgarp'ta, batıdaki Trablusgarp bölgesine hakim olan. Ama biliyorsunuz Mısır'ın, işte Fransa'nın ve Rusya'nın desteklediği general, ismini şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Dilimin ucundaydı ama getiremedim. Onun başkanlığında yürüttüğü, liderliğinde yürütülen üçüncü bir grup var ki en büyük grup o. Ve kara desteği görüyor büyük ölçüde. Dolayısıyla anlaşma, mutabakat geleceği tartışmalı bir anlaşma. Çünkü Libya ile tamamen Libya'yı temsil eden bir hükümetin, bir gücün, her yere egemen olmuş bir gücün anlaşması olsaydı bu harika bir şey olurdu. Harika olurdu yani Türkiye açısından. Çok değerli olurdu çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında münhasır ekonomik bölge konularında tartışmalar var. Yani kıta sahanlığında da var. İşte adaların kıta sahanlığı yoktur tezi var. Bu doğru. Türkiye buna dayalı. Ve 1982'deki Deniz Hukuku Konferansı'nda da bu açıkça ifade edildi. Ada devletleri hariç, devletlerin adalarına ait alanlarda sınırlamaları var. Yani onların karasuları var. Kıta sahanlığı yok. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya ile anlaşması çok yerinde, doğru bir adım. Ama problem Libya'nın bütüncül bir egemenliğe sahip tek bir güç tarafından halen yönetilmiyor olmasında. Her ne kadar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış olsa da. Dolayısıyla bu zıplattı zaten Yunanlıları. Bunun zıplaması her şeyin bu minvalde yürüyeceği anlamına gelir mi bilmiyoruz. Ama Türkiye kendi tezlerini ortaya koydu ve taraflardan birine de bunu kabul ettirmiş oldu. Yani bundan sonra dileyelim Libya'da bizimle anlaşma yapan, mutabakatta bulunan grup egemen olsun ya da bu mümkün olmasa bile uzlaşıyla Libya'da bir iktidar çıktığında ve bütün Libya'da egemenliğini sağladığında bizim bu anlaşmamızı tanısın. Şimdi hayatı bizim buna göre organize etmemiz lazım. Buna göre enerjimizi buraya koymamız lazım. Çünkü bu yaşamsal bir şey. Bu böyle sıradan bir şey değil. Çünkü denizlerde çok büyük bir refah alanı var. İşte gördük çıkartılan doğal gaz, petrol konusunu. Bu birçok yönden etkili. Bakın Kıbrıs açıklarında, Güney Kıbrıs'ın açıklarında çıkan, Mısır'dan çıkan doğal gaz eğer Avrupa'ya deniz altından gidecekse, Akdeniz'den gidecekse, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi Libya ile bu anlaşma yapıldığı takdirde oradan geçiyor. Oradan geçiyor, içine giriyor. Evet. Oradan geçiyor, içine giriyor. Bunu daha güneyden geçirirse daha güneyde maliyet artar. Yani rentable olmaktan çıkar. Libya'nın onayını alması gerekir bunun için. O kendisine daha başka yükler getirir. Tabii Türkiye bu alanda attığı adımı, biraz önce Suriye'yi konuştuk. Suriye ile de münhasır ekonomik bölgesini bir an önce tesis etmek suretiyle genişletmeli. Mısır'la da ilişkisini genişletmeli. Çünkü Mısır'ın şu anda Libya'daki hakim güçlerden birisi üzerinde etkisi var. Ve desteği Mısır'dan veriyorlar. Yani oradan destek alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin
Mısır'la da ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor ve önem arz ediyor. Yani işte neymiş, orada darbe olmuş. E kardeşim, yani Beşir de darbeyle gelmişti Sudan'da. Ondan görüşüyordun. Yani ne yani? O bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil. Ülkelerin iç işine karışmak bizim işimiz değil. Oradaki şu iktidarı tanırım, bu iktidarı tanırım, o da doğru bir şey değil. Biz ulusal çıkarlarımız açısından baktığımızda mümkünse Libya'daki birliği de sağlayacak ya da desteklediğimiz grubun arkasında daha çok olarak kazanmasını sağlayacak önlemler, tedbirler almalıyız. Şimdi baktığımız zaman o zaman bu mutabakatla, özellikle Libya ile sağlanan bu mutabakatla, işte Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum kesimi, işte İsrail'in Türkiye aleyhine Libya ile bir yetki sınırlandırma anlaşması yapmasının da önüne geçmiş oldu aslında Türkiye, değil mi? Yani şöyle tabii, yani biraz Libya ile herhangi, ya o tamamen önüne geçmiş olmadı. Hı hı. Yani yarın bir gün işte o diğer grup kalkıp Libya'daki diğer grup kalkıp Mısır'la, efendime söyleyeyim, Yunanistan'la başka bir anlaşma imzalayabilir. Yani bu tür riskleri var. Hangisinin hayata geçirileceği konusu Libya'nın şekillendirilmesine, Doğu Akdeniz'in şekillendirilmesine bağlı. Onun için Türkiye böyle fazla Suriye'ye angaje olarak falan gücünü dağıtarak değil, Libya'da gücünü kullanarak, gücünü artırarak bu işlere çözüm aramalı. Ha böyle gidip de orayı bilmem ne yapsın falan dediğimiz yok. Mümkünse tarafları bir araya getirsin. Çünkü Türkiye'nin bir gücü var. Ama işte 2011'de Suriye'de yapılan hata 2011'de yine Mart ayında Libya'da da yapıldı. Yani Fransa NATO'yu göreve çağırdı müdahale için. Müdahalenin liderliğini almak istedi. NATO da geldi hakikaten. Oraya müdahale ettiler ve Kaddafi öldürüldü. Şimdi Kaddafi'yi arıyorlardır muhtemelen. Ve Türkiye'de o NATO gücünün içerisinde yer aldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çok doğru bir tutum almıştı. NATO'nun burada ne işi var, ne alakası var demişti. Ama sonra o NATO'nun içerisinde ne kuvvet tahsis etti. Yani 4 gemi gönderdiğimizi hatırlıyorum yani. Peki şu Doğu Akdeniz konusu ve Kıbrıs konusuyla devam edelim mi? Süremiz de az kaldı. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinecek olursak, şimdi bizim NATO'dan istediğimiz, bu görüşmelerde istediğimiz konuların başında da Doğu Akdeniz sondajlarında serbestlik maddeleri vardı. Ama şimdi baktığımız zaman sonuç bildirgesinde Doğu Akdeniz ile ilgili bir madde aslında şu an için çok da fazla göremiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kıbrıs çok önemli. Hem Mustafa Akıncı hem de Rum lider Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Müzakerelerin tekrar başlayacağı duyuruldu. İki lider de o görüşmelerden oldukça memnun ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelişmeyi? Yani bir çözüm arayışı, bir ışık. Kıbrıs'ta mı? Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta çözüm yok yani. Bana göre çözüm yok. Çözüme gerek de yok. Gerek yok. Bana göre gerek yok. Yani ne yapacaksınız bu saatten sonra Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ta çözüm çözüldü yani Kıbrıs. Türkiye gücünü kullanarak işte Kıbrıs'ı destekleyecek ve çözümden yana tavır aldıkça Türkiye ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney daha dikleşiyor. Onlar gelsinler, çözüm önersinler. Onlar şanslarını kaybetti. Annan planı onaylandı ve bitti. Yani 2004'te Türkiye evet dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet dedi. Kim hayır dedi? Kıbrıs'ın güney kesimi evet. Rum kesimi hayır. Evet. O zaman tamam. Onlar gelsinler. Yani bence Türkiye'nin, hatta Türkiye, Kıbrıs'ın Türkiye'nin ile entegrasyonunu bile düşünmek lazım artık. Evet, artık bu saatten sonra. Tabii. Çünkü çözüm arayışında hiçbir ilerleme yok. Bana göre onu düşünmek lazım. Onu düşünmek lazım. Çünkü Kıbrıs'ta neyi çözeceksin? İki devletli bir çözüm yok. Olmuyor. Yanaşmıyorlar. Yanaşmıyorlar. Şimdi doğalgaz falan çıktı. Daha da zengin hissediyorlar kendilerini. Yanaşmayacaklar. Bence Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından hiç taviz vermemeli. Ve Kıbrıs diye bir problemi yok bence Türkiye'nin yani. Kıbrıs'ın tanınması problemi var. Tanınamıyorsa Türkiye'ye entegre olacak.
Doğu Akdeniz'de doğru bir politika izliyoruz değil mi? Bence çok doğru bir politika izliyoruz ama tabii gecikmiş politika izliyoruz. Şöyle yani doğru politika izliyoruz derken şu saat itibariyle doğru, ama eksik. Yani ama Suriye ile... Veya o doğruları daha önce yazdı. Tabii Kıbrıs Rum kesimi buralarla ilgili adımlar atarken, karşılıklı ülkelerle ilişkiyi geliştirirken, anlaşmaları imzalarken Türkiye neredeydi? Neredeydi yani Türkiye? Türkiye içinde kavgalarla meşguldü. Ordusunu hacamat etmekle meşguldü falan. Yani Fethullah'ın adamlarına bırakılmıştı bazı işler. Hı hı. Şimdi içeride kavga edersen dışarıyı göremezsin. Ne oldu Yunanistan'ın? Bir sürü Ege'de Egaydaklar var, işgal edilen adalar var. Onlarla ilgili bir şey yapabildi mi? Yapamadı yani. İşte içeride kavga, dövüş yaparsan dışarıya dönüp bakamazsın. Ha şimdi dönüp bakıyorlar. Bakıyorlar ama sen Mısır'la kavga halindesin. Suriye'yle kavga halindesin. İsrail'le kavga halindesin. Lübnan'la belli değil ne olduğun. Filistin'i destekliyorsun. O seni desteklemiyor. Evet. Seni desteklemiyor. Şimdi Libya'yla çok şükür bir grupla hareket edildi. Tabii Libya'yla Türkiye'nin geçmişi var. Gökhan Bey. Osmanlı toprağı Libya. Ha orada biz hak edelim tekrar Osmanlı olsun, öyle bir niyetimiz, öyle bir düşüncemiz yok. Ama şunu da görmek lazım. 1911'de İtalyanlar bu Trablusgarp civarına çıktığında Türkiye orada bölge halkını kullanarak, örgütleyerek bir savunma düzeni içine girdi. Ve birçok vatansever subay gönüllü olarak gitti. Yani devlet politikası olarak gitti tabii. Gönüllülük olarak gitti derken gönüllülük belki yöntemdi ama gittiler orada. Enver Bey gitti, Mustafa Kemal gitti. Binbaşıydı daha gittiğinde. Yani Fethi Bey gitti. John Kerr gitti. Yani bunların hepsi o bölgede savaştılar. Ama Balkan Harbi çıkınca dönüp gelmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla bugün de Türkiye Libya'da Libya'nın ayağa kaldırılması için, bütünüyle ayağa kaldırılması için ve orada tek egemen bir gücün hakim olması için gereken desteği vermek durumundadır. Hem tarihsel bir görev hem de çıkarları, ulusal çıkarları bunu gerektiriyor. Onunla ilgili de adım yani, atılmış oldu. Evet, evet. Peki Sayın Yavuz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önemli konulara değindik. Hem NATO zirvesi hem de Türkiye'nin o çevre politikalarındaki önemli gelişmeleri değerlendirdiniz. Tekrardan sağ olun katılımlarınız için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet 17. saatin bugünkü konu emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'du. NATO zirvesinin sonuç bildirgesini değerlendirdik ve akabinde de Türkiye ve Libya arasında imzalanan o mutabakatla ilgili Sayın Yavuz değerlendirmelerini yaptı ve daha sonra da hem Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili Ahmet Yavuz görüşlerini dile getirdi. Tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.